Efendim herkese merhabalar, ben Perihan Tantuğ, Borsa Teknik'le sizlerleyiz. Haftanın ilk işlem gününde ve her pazartesi, çarşamba, cuma olduğu gibi stratejist Ahmet Mergen, Bay Teknik bizlerle olacak. Evet, bugün borsaya baktığımız an itibariyle 1084 seviyesindeyiz, %0,07 artı seyrediyoruz. Bununla birlikte 7.38 seviyesindeyiz. Kura baktığımızda Euro Türk Lirası 8.75, Petkur 8.07 ve gram altın ise 464 liradan işlem görüyor. Borsa İstanbul'da bugün karışık bir seyir var ama bankacılık endeksinin pozitif ayrıştığını söyleyebilirim. %1,5'luk artı performansla. Şimdi detaylar için dönüyoruz Ahmet hocamıza. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, herkese iyi günler. Nasılsınız hocam? Haftanın ilk işlem günü, yeni bir gün. Valla ben hiçbir şey anlamadım ya. Cumartesi, pazar falan o kadar hızlı gitti ki hop bir anda gene pazartesi oldu. Günü geldi yani. Geldi, evet. Piyasada böyle yani düşeyim mi, çıkayım mı çok tatsız. Yani sanki daha cuma günü yeni seans bitti gibi bir his var üstümde yani. Nasıl oldu, ne bitti, cumartesi nereye gitti, pazar nasıl bitti, nasıl başladı? Hocam bir de sürekli yani evdesiniz ya, evde oldukça da artık yani ne gün kavramı kaldı, ne bir şey kaldı, her şey birbirine girdi değil mi? Vallahi çok hızlı bir hareket oluyor. İşte kapıdan gelen giden oluyor, kargo bir şeyler getiriyor, yere bırakıyor. ID şeyimizi alıyor, işte vatandaşlık numaramızı alıyor, kim işte ısmarlayıp duruyoruz bir şeyleri. Arada sırada dışarı çıkıyoruz. Ne oldu, ne bitti ya bu şey işinde yani, bu pandemi falan nasıl başladı, ne oldu, ne bitti? Yani Sağlık Bakanı da bıraktı galiba işi artık, bağırıp çağırıyor kendinize dikkat edin falan diye ama. Dikkat eden yok. Yani pek de... Pek o kadar da cevap aldığını zannetmiyorum yani vatandaştan. Vatandaş sanki şey gibi. Yani bu böyle geldi, geçti. İşte mevsimsel bir grip havasında öyle gitti. İnşallah sonu hayır olur. İnşallah hocam. Ama diğer yandan da bakıldığı zaman yani Türkiye'nin üzerinde tabii yalnız pandemi yok. O dünyanın üzerinde. Türkiye'nin üzerinde başka sorunlar var. İşler de dönüyor. İşte diyor Doğu Karadeniz'di, şuydu buydu, Navitex, yok öyle böyle. Ya eninde sonunda yani gene maalesef gelinen nokta o ki Türk'ten başka dostu pek yoktur. Yok yani, hocam gördük mesela bu gerginliği yaratan Türkiye mi Yunanistan mı diye anket yapılmış. Tabii bizde de sıkıntı şu ki hocam bizim İngilizce yapıldığı için bu anket bizim Türkler de Türk bayrağını görünce hemen tabii Türk bayrağını işaretlemişler. Doğal olarak bu gerginliği Türkiye yaratıyor gibi görülmüş. Ankette daha fazla Türkiye ön plana çıkmış ama alttaki yorumları okuyunca yani Arapların yazdıkları vesaire bizim hakkımızda yani akıl alır gibi değil. Size söylediğiniz gibi zaten tablo çok ortada. Yani hani yes, hakikaten dostumuz yok gibi. English. It's a table, it's a pencil. İşte ancak o kadar öyle gidiyor yani. Türk bayrağını gören işaretlemiş. Bayrağı gören işaretliyor. Altındaki, üstündeki yazıyı okuyan yok. Ama görüntü odur. Yani Orta Asyalardan veya o günlerden beri Türkiye, yani Türkler konusunda evet Türkler de rahat durmamıştır. Belki oradan oraya akınlar falan yani çiftçi bir millet değildir. Ama en fazla soykırım teşebbüsü üzerinde bulunan milletlerden birisidir Türkler. Hatta ırktan birisidir yani. Biri gelir, Çinliler gelir, o gider, Moğollar gelir, o gider, başkası gelir, o gider, başkası gelir yani. Onun için de yani survival dediğimiz Survivor'dan hatırlarlar. Survival yani hayatta kalma geni de bayağı gelişmiş vaziyette artık. Onun için de pek kolay insanlara pek başka ülkelere dost gözüyle bakamaz. Çünkü geçmişten kalan böyle bir ikircikli hali olur insanların. Göründüğü kadarıyla gene bir saflaşmalar falan. Ha bunda bizim de şeyimiz var. Yanlışlarımız. Yani ama herkes kendi menfaatini koruyarak yani gerektiğinde bizim aleyhimize bir takım yerlerde pozisyon alınıyor. Yani hala söylüyorum. Arafat'ın ülkesi yıllar boyu 74'ten beri yıllar boyu Türkiye'nin aleyhine çalışmıştır. Her Birleşmiş Milletler oylaması geldiğinde Türkiye'nin aleyhine vermişlerdir. Bütün 70'li yıllarda kamplar orada kurulmuştur. Türkiye aleyhine çalışan bütün insanlar orada yetişmiştir. Falan filan. Bunlar tabii ezeli müttefikimiz olan ülkenin desteğiyle olmuştur Türkiye'nin aleyhine yıllar boyunca. Yani var ya bir ezeli müttefik işi. Ama Türkiye'nin şimdi gene ekonomi açısından biraz sıkıntılı bir döneme girildi. Uzun zamandır, 1-2 senedir böyle gidiyor. Toparlayacak mı? Ya çalışırsa toparlar. Çalışılınca olmayacak iş yoktur kardeşim. Akıllıca davranacağız, çalışacağız. İsteyen yardım eder bize, isteyen etmez. Kendi kendimize de bu işin altından çalışırsak, kendi kendimize akıllı davranıp ortak bir fikir üzerinde birleşirsek bu işin altından kesinlikle kalkar bu ülke. Ama öteki türlü ben yaptığım her şey doğru, o biraz zor. O zaman insanın da başka insanların da şevki falan kırılıyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Bir sürü ıvır zıvır çıkıyor ülkenin ayağına, yani çelme takacak diyeyim. Borsa konusunda tabii 112 bin, 113 bin civarı eski rakamlarla veya işte nedir 1120, 1130. Yeni rakamlarla. Orada satıcının geleceği 3 aşağı 5 yukarı tahmin edildi canım, yani söyledik. Niye? Ya bu Naci'nin işlerine akıl sır ermiyor diyorsunuz. Bu Naci yıllar önce Mısır'a giden Naci. Avrupa üzerinden gitti. Orada işte bir takım rahipler, şunlar bunlar, 1200'lü yıllarda. Zaten orada biliyorsunuz İskenderiye falan, dünyanın en büyük mitolojide şeyleri vardır, kütüphanesi vardır. Martin Mister okuyanlar bilir. İşte Atlantisler, Muğlar, 2 ayrı büyük kıtalar falan filan. Yani bu dünyada bir şeyler dönmüş zaten de. Ben de döndüğüne inanıyorum. Aramızda da biraz uçuk kaçık olacak ama böyle asırlar boyunca buralara gelip bizim gibi görünen, korkmayalım diye sonra giden, devamlı olarak her geldiğinde böyle bu insanlığa birkaç kademe medeniyete doğru atlatan, ya nereden geldi bu insanlar deyip diğerlerinin şaşkınlık içinde baktığı, ya E=MC². Allah Allah, işin gücün yok mu ya? Nereden çıktın kardeşim? Ötekisi çıkıyor, elektromanyetik dalgalar var diyor, bilmem ne diyor, hop oradan işte akım bir artı bir eksi oluyor, saniyede 50 kere veya 60 kere yön değiştiriyor falan filan, hop oradan alternatif akım çıkıyor, oradan motora geçiyoruz, manyetik alanlar. Ya siz nereden geldiniz? Niye biz düşünemiyoruz onları? Niye buradaki 6 milyar insan düşünemiyordu, siz düşünüyorsunuz? Sizin birkaç tane kafada o hücreler birkaç milyon tane herhalde fazla bölünüyor. O tip insanlar zaten burada böyle hop hop teknolojiyi oradan oraya oradan oraya attırtıp duruyor ve daha rahat insanlara yaşam hakkı, yaşam ortamı sunuyor bence. Ya bunun dini imanı bilmem nesi yok. İnsanlığa yararlı olan herkes insanlık açısından takdire şayan insanlardır. Ben o şekilde bakmam. Bugün işte o onu icat etti, bu bunu icat etti. Tamam da işte elektriği çat diye gelip düğmeyi bastığın zaman evinde ışık var kardeşim. Otur da bir teşekkür et yani o işlerle uğraşan kişilere. Arabanın motorunu zıp açıyorsun, hop oradan oraya gidiyorsun. Bunların da büyük bir kısmını inşallah ileride gençlerimiz yeteri kadar, eğer kendilerine teşvik verilirse, yeteri kadar kendilerine education yani eğitim sağlanırsa, arkalarından sırtlarına vurulursa, hadi koçlarım aslanlarım yürüyün falan gibi biraz da motive olmaları lazım. Gençlerin %25'inin işsiz olduğu bir durum kabul edilemez yani. Bu insanlar mutlaka bu Türkiye'yi omuzlayıp bir yerden bir yere götüreceklerdir. Onlara inanıyorum yani bir yanım. Onun için de onlara bakıyorum, o hayalimin gerçekleşmesi için. Yani onlara büyük bir görev verdim. Benim bir hayalim var, o hayali de sizler gerçekleştireceksiniz. Ama diyeceksiniz ki hocam sizde ne para var, ne bilgi var, ne bilmem ne var, hiçbir şeyi vermiyorsunuz, bizden bunu istiyorsunuz. Bak o konuda haklı. Yani başka taraflara sarf edeceğimiz, harcayacağımız parayı gel şu gençlere harcayalım. Bu adamlara verelim. Bunlar çalışsın. Ha sonunda bir şey icat edemediler, sonunda bir şey yapamadılar. Olsun be kardeşim. Topu kendi vatandaşıma, kendi genç çocuklarıma harcadım bu parayı. Sonunda olmadıysa olmadı. Ama bir denemem lazım. Olmayacağına da inanmıyorum. Olacağına inanıyorum. Buraya gelmesi lazım paranın. Bu gençlere gelmesi lazım. Verildiği zaman şans yapmak zorundalar. Yaparlar. Ama şans vermek lazım. Bu şey gibi. İşte 26 yaşında olsun, üniversiteyi bitirsin, askerliğini yapmış olsun, 4 sene iş tecrübesi olsun, erkek olsun, yok araba sürecek olsun, bilmem nesi olsun, osu olsun, bosu olsun. Kardeşim o kadar işi yapmaya adamın senesi yetmez. Zaten 24 yaşında üniversiteden daha yeni mezun oluyor. Senin istediğin işleri nasıl yapacak o kadar? O süreye sığmaz. Ama ilanı veriyor öyle. Lafa da beri gele. Sen staj yapmak için insanlara fırsat vermiyorsunuz. Kimse staj yapamıyor. Çıkıyor öyle langur lungur geliyor. En azından devlet kuruluşlarına verin stajı. Veya bir şekilde mecbur edin. Doğru. İnsanlar staj görsün. Zorla göstereceksin. Her şirket alacak kardeşim. Ben yapmak istemiyorum falan filan. Sen kimsin ya? Sen nasıl geldin buralara? Sen nasıl öğrendin bu işleri? Bir yerlerde senin de burnun sürtüldü. Bırak bunların da sürtülsün. Sürtüle sürtüle bir yere gelecektir insanlar. Genç çocuklar. Kadını erkeği. Neyse bu kadar fırça yeter. Hadi bakalım. Gelelim endekse. Biraz da endeksi fırçalayalım isterseniz hocam. Biraz da buraya bir fırça çekeyim. Ne bu hal bakayım. Toparlan kendine gel bakayım. Yani saatlik grafik çok kısa vadeli tabii. Ortalamanın altına gitti. Sıkıntılı. Ortalamanın üstüne çıkarsa durumu kurtarır. Yok ortalamanın üstüne çıkmazsa kısa vadede ikili tepe ikili tepe oldu falan deyip biraz daha satış gelir. O satıştan nereye kadar gelir? Muhtemelen 103-106 arasında bir yere doğru sürüklenebilirse sürüklenebilir. Ama gördüğüm kadarıyla bugün de devreye kimleri soktular? Bankaları. Tabii. İşte TÜPRAŞ. Bu yarın öbür gün bunlar gitmezse bu sefer ne olacak? İşte Türksel, Koç Holding, Arçelik. Bu sefer onlar devreye endeksi tutmak için. Aselsan. O bitti. Evet pandemiyle ilgili olumlu haberlere hoppa Türk Hava Yolları ve diğer havacılık sektörü grubu. Böyle bir zaman satın alıyoruz gibi bir hal var. Bu tabii çok hızlı indi. 98 bine. Oradan hızlı tepki verdi. İşte bu Naci de Mısır'daki Naci oturmuş bir gün işte sayısal seriler meriler derken bu 1 + 1 + 1 işte 2, 3, 5, 8 falan şeklinde giden Fibonacci. Fibonacci olarak takma adı. Onu çıkarmış ortaya. Genelde 1200'den 985 oraya kadar inen düşüşün yukarı yönde geri sarması, fiyatların tekrar toparlanıp yukarı yönde gitmesi bu aradaki farkın %61.8'i kadar geldi. Orada işte nasıl düşüşte %61.8'den geliyorsa destek grubu alımlar geliyorsa burada da satıcılar geldi. Alımlar geldiği zaman ölü kedi bounce etti, ölü kedi zıpladı diyoruz. Vallahi burada da ölü kedi tırmaladı diyeceğiz herhalde. 61.8'den bizi biraz tırmalıyor. Şimdi burada bir tane daha Fibonacci kullanabilir misin? Kullanırsın. 985 ile 1126 arasında bir tane Fibonacci çek. 2 tane tepe. Bu düşüşün şu anda 1077 falan filan gösterdiği o rakam var ya aşağı doğru süzülüyor. Bu düşüşün %38'i, %50'si, 61.8'i nerelerde bu son yaşadığımız düşüşün durdurulması veya durabileceği konusunda size seviyeleri gösterir. Ben ya yuvarlak hesap bir şey yapayım. Ne diyeyim? 112.000. 112.500. Aşağısı kaç? 98.500. Ne etti aradaki fark? Yukarı tarafta 12.500. 1.500 daha 13, 14. 14.000 puan çıktık. Doğru mu? 112.500'e geldiğimizde 14.000 puanın %50'si ne eder? 7.000 puan. 112.500'den 7.000 puan çıkarırsan 105.500 mü eder? 106.000'in biraz altı. %38 kadar gelmiş olsa yani yaklaşık %40. 14.000'in %40'ı 5.6. 5.6'yı çıkarırsan yani 5.600 puanı çıkarırsak 112.500'den 5.500 çıkarsak 112.5 daha çıkar. 107.000. %61'i de 107 bin, 106 bin demek ki 105 bin civarında olacak. Hesabı yapalım. 6 kere 14. 6, 4 kere 6, 8, 8.500. Çıkaralım 8.500'ü. 112.000'den. 112.000'den 500'ü çıkarırsak 112.000. 8 daha çıkaralım. Verelim 104. Ne anlattık? Naci'nin bana söylediklerini ben de size aktardım. Bu Naci biliyor işleri. Kerata bu borsayı öğrendi yani. Biliyor Ahmet Mergen öğrenemedi bu borsayı. Estağfurullah. Geçelim. Geçelim hocam. O zaman hemen hisselerle 126 başlayalım. 126 geçilirse yukarı yönde, yalnız o zaman tırmanma devam eder. Enka ile başlayalım. Evet, Enka ile başlayalım. Kendi kağıtlarını filan alıyordu, tutarlıyordu. Öyle bir haberler vardı aylar önce galiba. Kağıt yükseliş trendinde. Kendi halinde gider bu. Her endeksin yukarı gidişinde eskiden de öyleydi yıllar boyunca. Son zamanlarda biraz böyle bir şey oldu. Yavaşladı falan filan. 2 sene önce filan pek fazla gidemiyor gibiydi. Bant içinde kaldı bir şeyler filan ama yıllar boyunca endeks yukarı, bu da yukarıdır. Yani yeni zirvelere gider. Öyleydi. Şimdi gene tırmanıyor. Tepeleri birleştiriyoruz. Dipleri birleştiriyoruz. Kanalı görüyoruz değil mi? Bu bir çıkış kanalı. Yani destek nerede? Destek yeşil okla gösterilen yerde. Yani orası neresi? 50 günlük ortalama. 6.20. Oraya baktığımız zaman onun üzerinde kaldığı sürece yukarı tarafa gitme potansiyeli olsa bile yukarı tarafta da kanalın üst çizgisi var. 6.88, 6.80 gibi rakamlarda yakalamış çıkışı. Orada da satıcı geliyor demektir. Kanalın üst çizgisi direnç, kanalın alt çizgisi destek. Niye? Dipleri birleştiren yer destek, tepeleri birleştiren yer direnç. Hocam bu kanalın dışına çıkmaz mı? Çıkar. Çıktığı zaman bu kanalın kalınlığı kadar bir kanalda üste çizerler. Üstüne aynı bu kanalın bir tane üstüne, simetrinin bir üstüne ekleyeceksin o kadar. Bu sefer üst kanalda gidip gelmeye başlar. Bu kanalın üst çizgisi bir üstteki kanalın alt çizgisi haline dönüşür. Destek olur bu sefer. Öteki tarafta da yukarıya şöyle bir 90 derece çizip yukarı aldığınız zaman o zaman demek ki 9'lu rakamlar falan olur üst tarafta direnç. Çanak teorisinden gidersek 6.19 4.76 5.6 desek 1 lira. 20 kuruş yukarıdan 25 kuruş da aşağıdan 45. Demek ki 1 lira 45 kuruş. Koyduk mu 6.19'un üzerine 20'nin üzerine 45? 6.65 7.65. Çanak katlama 7.65. Demek ki o zaman oraya gitmesi için kanalın üstüne çıkması lazım. Bir üst kanala geçmesi lazım. Hadi hayırlı işler. Geçelim. Geçelim GEO'lardan devam edelim. Emlak konutu ve kiler var sırada hocam. Birçok kişi emlak konutu sordu. Malum biraz realizasyon yaşıyoruz emlak konutta. Emlak konutu 3 liradan aldık. Ondan sonra 1,5 lira indiği zaman sorduk da sorduk. Kardeşim 3 liraya aldıysan bunun %5'i kaç? 15 kuruş mu? En fazla 2.80, 2.85 adios amigos demen lazım. Hocam ben sattıktan sonra gene yukarı gidiyor. Ya o zaman tekrar al, bir daha stop koy. Ama aşağı gittiği zaman 1 liraya indi. Yani 3 liradan 1 liraya geldik ya. 2 tane dip yaptı. Biri 1 lira civarında. 99 kuruş mu neydi? Sonra da 1.03. Sen de programları yaparken burada 1.03. 1.75'e gidebilirdi. Evet. 1.75'i aştı. Kanalı katladı. 1.03, 1.75 kanalı 70 kuruş desek. Koy üzerine 70'i. 2.40, 2.45, 2.50. Oraya kadar geldi. 2.40'ın üzerine kadar nasıl geliyor? Günlük grafiğe bakalım. Tren nasıl gidiyor vagon? Kırmızı 20 günlük değil mi? Hı hı. 20 günlüğün üzerine çıkmış mı? Çıkmış. 20 günlük yeşili yukarı yönde kesmiş mi? 1.20 civarında kesmiş. Ne olmuş? Golden Cross. Yani altın kesişme. Kardeş trende kal diyor. Trende kalıyoruz. Niye? Ortalamanın üstündeyiz. Nereye kadar kalacaksın? Sol tarafa bak. 1.75. 1.75'e satana hayır demem. Niye? Direnci görmüştür. Çanak tamamlanmıştır. Ya burada satış geliyor demiştir. Gelmiş. Ama en fazla 1.61'e kadar indirmiş. 1.61. Kırmızının altında mı? Değil. Demek ki destek gelmiş. Ortalama hala kağıdı yukarı gidiyor. 1.76 geçildiği zaman benchmark yani 2 lira. Yuvarlak rakam. Orada bir pataküte. Niye? Ortalamalar zaten uzaklaşıyor ortalamalardan. Böyle ortalamalara çarparak marparak kırmızının altına hiç inmeden 2.40'a kadar gidiyor. İçinde kalacaksın. 1 lirada 1.20'de aldığını %100 para kazanıyorsun. Ne zaman ki kırmızının altına gidiyor alert. Alarm zilleri çalıyor. Yeşilin de altına gittiği zaman sıkıntı büyüyor. 1.76'daki tepeyi de yani denemek amacıyla aşağı doğru verdikleri anda 71'i bile görmüş. Şimdi sıkıntı ortalama civarında. Oraya direnç yazdım ama direnç mi destek mi? Kağıt çok yakın olduğu için fiyat biraz üstüne çıksa o yeşil desteğe dönüşecek. Ama şimdi azıcık altında olduğu için direnç gibi gözüküyor. Tekrar kırmızının üzerine 2.10'un üzerine çıkarsa bir kere daha 2.40 denemesi olabilir. Ama ortalamanın altında direnç şu anda nerede? 1.98 2 lira yuvarlak 2 lira diyelim. Onun altında kaldığı sürece yani biraz daha aşağı gidebilir mi? Gidebilir. Ama son durak 1.75 filan civarı olmalı. Nasıl gidildiğini, nasıl işte yani trende kalmak, lokomotif seni çekiyor vagonları. Kal içinde canım. 1.76'da seni indirmek istediler. Hadi indin. Ama 76 tren tekrar kalkıyorsa vagona bir şekilde koşarak sol anda atlayacaksın. En son vagona bile atlasan dert değil. Sonra kendine yerini bulursun. Vagonlar arası ileri giderek. Geçelim. Geçelim hocam. Kısa bir vaktimiz var ama biz normalde bildiğiniz gibi BIST 100'ün dışında mümkün mertebe çok çıkmıyoruz ama Kiler çok soruldu. Sanıyorum birçok yatırımcı terste kaldı orada. Kiler GEO var. Kalır. Bakalım. Uçuştayız. Roket gibi gitmişiz. Yani 4.75'ten sonra 6.20, 6.20'den biraz böyle kırmızıya çarpıyor 20 günlüğe. Oradan 5.82'den tak arka arkaya neredeyse 8-10 gün zafer haftası gibi. Zafer günleri. Ama her işin her rüyanın bir sonu var tabii ki. O kadar kar elde edilirse 5.82'den 11'e neredeyse gelmiş. %100'e yakın bir kar var burada. Sayalım mumları. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gün. 2 hafta sürmüyor. 2 hafta sürmeyen yerde %100. Tepede yakalanırsan artık sen kaçırdın o treni. Tepelerde girmeyeceksin. Şimdi ne oluyor? Taban aşağı geliyor. 7.5'a geldi bugün. Tabandı galiba. Şöyle diyeyim. Bir tüyo vereyim işte. Gerçi bunu eski kurtlar bilirler. Zaten klasiktir. Borsayla uğraşanlar da bilir. Genelde 3. tabanın sonunda mal alınır. Yani bir kağıt 3 tane arka arkaya taban yerse o tabana alış yazarlar. Kaçıncı tabandayız bilmiyorum. Ama destek 50 günlük ortalamanın olduğu yerde. Tabanda zaten hareket etmiş hocam. 7.55 görmüş. En düşük bugün şu an %2 eksi yani %8'lik bir fark var tabii. 8.19 çalışıyor. Ara veriyoruz galiba. Ara veriyoruz aynen öyle hocam. Sırada Tekfen var ama kısa bir ara aradan sonra. Ve Borsa Teknik'te Bay Teknik'le kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıradaki analizimiz Tekfen olacak hocam. Sorulan birçok hisse var. Bugünkü listemiz hazır. Bugünkü listede zaten cuma sorulanlar, bugün sorulanları da artık çarşambaya bakacağız inşallah. Vallahi beni unuttun zannettim Perihan. Yok hocam sizi unutur muyum hiç? Aşk olsun. Kaldı burada. Aşk olsun hocam. Zaten yorumlar sizde. Ciddi biz bakalım. De hemen o zaman bir Tekfen analizini gönderelim ekrana. Sizi unutur muyuz? Tekfen. Evet 18 lirada takıldı. 18,5-19 arası. Orada tepe var. Oradan gene alanlar gene 12.83'teki dibe kadar geldi. Kağıt iyi güzel de işte geçmişteki o çok hızlı çıkışın maalesef etkileri devam ediyor. Evet. Yani 3 liradan 27'ye gidip 9 lira yapınca 9 katı. Oradan gelen satışlarla kağıt 11'e kadar indi falan. Orada yani bir 18 lira 19 lira aralığında bir sağlam direnç oluştu. Şimdi gene 12.83-84 oraları destek. Onun üstünde ortalamanın olduğu yer direnç. Yani ilk direnç 15.5 civarında seni karşılar. 12.84'ün altına gitmezse iyi olur. Giderse bu sefer 11-11.5 aralığına doğru biraz daha sarkma ihtimali de var. Çünkü bir alttaki dibi denerler. Acaba orası tutuyor mu diye. Burada 12.84'ten o gelişen zıplama hareketinin oluşturduğu bir tepe var. Hemen kırmızının hemen altında fiyat olarak. Önce orası geçilip sonra da yeşil renkli 50 günlük ortalamanın üstüne çıkarsa andaki tekrar 18'e doğru gitme ihtimali artıyor. Konu bu. Geçelim. Geçelim hocam. Sırada Polho var. Bir önceki programda da birçok izleyenimiz sormuştu. Polho'ya bakalım. Valla bunun geçmişine baktığınız takdirde burada bir sürü böyle merdiven basamakları şeklinde her gün tek tek yukarıya doğru götürülen bir kağıt hareketi gördüm. Ne zaman onu görsem burada demek ki spekülasyon fazla kardeşim. Buralarda şişman parmak veya grup hareketi vardır derim ben. Onun için de kağıt 3.51'den gelmiş aşağılara 1.5'un altına doğru ama anında toparlamışlar. Niye? Sahipli bir kağıt ve birileri burada onu kontrol ediyor anlaşıldığı kadarıyla. Çünkü geçmişe bakarsan hareketleri görürsün. Yani bunu zamanda Parsan'da yaptılar. Başka işte şeyde Park Enerji'de yaptılar falan. Böyle gidiyor her gün merdiven basamağı gibi. Basamakları tırmandırıyor. Sonra bir anda boşaltıveriyorlar kağıdı. Hı hı. Yani boşlukla falan aşağı veriyorlar. Yatırımcı tepede ampul gibi takılı kalıyor. Ondan sonra da bakıyor aa diye sesler arasında ne oldu bana diye. Yani işler öyle o noktaya geliyor bazı kağıtlarda. Şimdi burası da ortalamanın altında direnç var. Dikkatli olmak lazım bence ama ortalamanın üstünde tekrar kırmızının üstüne çıkabilirse o zaman da bakacaksın. 3.40-3.50 arasında bunun tepesi var. Çanağı tamamlatmışlar. Normal olarak çanak direncinden gelen teknik satışlar. Teknik satışlar mı? Grup satışı mı? Onu ben bilemem. Biraz dikkatli olması gereken bir yer yatırımcı açısından. 3.40-3.50 geçilir. O zaman sol tarafta daha yukarılarda tepeler var. Oralara bakılır. Yani ondan sonraki hedef olarak sizi oralara doğru taşıyorlar demektir. Geçelim. Geçelim. Birçok kişi bankaları soruyor. Çarşamba günü de o zaman bankalar günü yapalım. Bir de hocam izleyenlerden özellikle gelen soru ki Cuma günü aynısını konuşmuştuk. Konuşsak da faydası yok. Şimdi bilanço dönemindeyiz. Malum bilançoları iyi gelen şirketlerde satış, kötü gelenlerde genelde alış görüyoruz. Tabii %90'ı böyle oldu ama yani Petkim de mesela beklentilerin üzerinde açıkladı bilançoyu ama bugün pozitif. Onu ayrı tutuyorum. Şimdi biz nerede yanlış yapıyoruz diyor yatırımcı. Bu konuda kesinlikle yatırımcının haklı olduğunu düşünüyorum. Yani bilançoya karşı eğer ki karlılıksa bizim bakmamız gereken şey, yatırımcı olarak işlem yapmamız gereken şey, kar etmiş şirket, Türksel, Türk Telekom gibi şirketler satılıyor, zarar etmiş şirketler daha fazla alınıyor. Burada bir dengesizlik var maalesef. Yani tabii ki küçük bir piyasa, buradaki en büyük sıkıntı, yani Türkiye'nin büyük yatırım yapan fonları, Türkiye'nin sigorta fonları, sigortaları yani büyük şirketleri bu tip konularda Amerika'da falan yatırım yaparlar hisselere. Evet. Yani büyük şirketlere büyük paralar yatırılır. Sigorta şirketleri gelen bütün nakiti yani ortada bırakacak hali yok. Bunu bir yere yatıracak. En iyi nereye yatırabilir? Onun değerlenmesini yaparlar. Bütün para tabii Türkiye'de borsaya yatırılamayabilir. Çünkü çok oynak bir yer. Herkes genelde faize yatırıyor. Devlet de onların faize yatırılmasını istiyor. Zaten çünkü batacak bir sürü hikaye olacak. Çok büyük paralar kaybedecek istemiyor. Çünkü o zaman devletin üzerine kalıyor iş, ihale. Öyle olunca devlet de sağlam oynanmasını istiyor işin. Parayı oraya, sağa sola oralara buralara pek fazla yatırma diyor. Ama eğer bu tip büyük kuruluşlar bu kağıtlara sahip çıksa şirketler de kendi ortaklarına para kazandırmak amacını gütse yani ortakların parasını kullanıp ortaklara bir şey vermeme durumu oluyor. O sorumluluk altında hakikaten ben yatırımcıma maksimum ne kadar para kazandırırım gerekirse hisselerimi geri alırım. Ben çünkü şirketime güveniyorum. Ben kendi şirketimin hisselerini geri alırım diyebiliyorsa şirket o zaman işler biraz daha değişik boyuta gider. Doğru. Gerçek yatırımcılık konusuna doğru giderek yaklaşırız. Şimdi biraz daha böyle götür getir piyasası gibi gidiyorlar, geliyorlar. Ama bilançosu iyi olan bir şirket, büyüyen bir şirket. Bilanço beklentisi de yukarı kadar zaten daha önceden alınan bilgilerle. Kimse bana bilgi alınmıyor falan filan demesin. Benim de canımı sıkmasın. Her türlü bilgi alınıyor kardeşim. En son bana geliyor zaten bilgi. Ben çünkü Mısır'daki Sağır Sultanım. Bana geldiği zaman bir bilgi zaten bütün piyasa öğrenmiş demektir herhalde o bilgiyi. Çoktan satılmış oluyor o bilgi diyorsunuz zaten hocam size gelince. Yani alanlar almış, satanlar satmış oluyor bile. Onun için bu bilgi dolaşıyor. Onunla beraber kağıtlar yukarı gidiyor. Bilanço geliyor. Zaten kağıt gitmiş. Bilanço geldi. Hoppa ne oldu? Gerçekler satılır falan filan muhabbetiyle satış geliyor. Ama uzun vadede o kağıt büyüdüğü için, hala büyümeye devam edeceği için fark etmez, gene gidecektir. Ama ilk anda tabii ki yatırımcının üzerine o mal boca ediliyor. Evet. Boca edilince de yatırımcı da tabii ki borç harç falan daldığı için içine kredi o kadar zararı karşılayamayacak, panikliyor. O tekrar aldığını daha düşük fiyata veriyor falan filan, orada para kaybediyor. Ondan sonra da ne biçim borsa burası deyip küsüyor gidiyor. Gider. Yani biraz da uzun vadeli olmak lazım. Yani burada evet 1'e 1 koy 5 al, 1 koy 3 al, oh ne güzel. Ama her zaman öyle olmuyor bu işler. Zaman zaman öyle hareketler yaşanıyor. Ondan sonra iş mızmızlanıyor. Tabii ki. Yani o ilk anda kazanılan kazandı. Bu şeye benziyor. Bir zamanlarda mesela 80'li yıllarda havlu işimiz vardı. Bornoz havlu falan. Bir süre sonra ilk girenler kazandı. Bir süre sonra bütün şehir bornoz havlu yapmaya başladı. Çoğu insan da battı. Evet. Burası da böyle. Geçelim. Geçelim. Sırada soda var. Soda ile devam edeceğiz. Aselsan soranlar için geçen hafta baktık. YouTube'da tekrarı var. Vakıf GEO soruluyor. Ben zaten notumu da aldım. Çarşamba inşallah vakit kalırsa bakacağız. Şimdi soda, ardından da Tukaş gelecek. Evet. Soda'da direnç belli. 7.50 civarında direnç var. Dolarla ilgili ne zaman dolar yükselse burası da yükseliyor kardeşim. Dolar aşağı gittiği zaman, durulduğu zaman burası da duruluyor. Böyle bir şey var. 3.97'ye kadar pandemi sırasında falan filan verildi. Paldır küldür ama hemen toparladı. Sahipli bir yer. Kağıt belli ama ne olacak? Bu da birleşecek değil mi şişe camla? Doğru, yani hepsi artık şişe cam olacak birleşmeden sonra. Evet, yani normal şartlarda ne zaman birleşir, ne olur, ne biter, birleştikten sonra şişe camın belli bir oranda katsayıyla gidiyorlar onlara. Katılıyorlar. Ama böyle bir kağıt normal şartta sağ tarafa doğru yıkılır. Destek nerede? 6 liranın üzerinde. Direnç 7,5'ta. Bu çanak normalde katlasa 4-7,5 çanağı 3,5 ver elini 11 olur. 10-11 olur ama ona fırsat kalır mı bilmem. Çünkü birleşme tarihi giderek yaklaşıyor zannedersem. Özleyeceğiz hocam sodayı. Evet. Yani soda yatırımcısı da evet kağıdı özleyecek. Evet, çünkü kağıt şimdi çok büyük bir grubun içinde olacak yani. Anadolu camlar, Trakya camlar falan filan. Hepsi bir arada. Yani little little in the middle durumu. Biraz öyle olacak, evet. Geçelim. Geçelim hocam. Yine çok soruldu. Kıramadık izleyenleri. Tukaş. Yok. Bak işte mesela sol tarafta. Nasıl görüyor musun o merdiven basamaklarını? Çok tık, net. Tık götürüyor. Patır kütür aşağı. Ondan sonra her gün bıdı bıdı yukarıya, ondan sonra bir anda patır kütür aşağıya. Bu belli. Yani burada normal bir gidişat değil bu. Götürülüyor. Fareliköy'ün kavalcısı gibi. Ne oldu? Ondan sonra yatırımcı takılıyor 17 lirada. Şimdi ne olacak benim halim falan filan. Yani tekrar bir sonraki turu bekleyecek herhalde. Ama görüntü itibariyle 7,5-7,70 civarında destek var. Yatay bir alana sardı. 7,5-9,5. Dikkatli olunması bir yer. Gereken bir yer. 9,5 civarında ortalama var. Onun üstüne atarsa tekrar yani bir anda 11-12 görürse de şaşmam. Çünkü oradaki vatandaşın eşref saatine bağlı. Sağdan mı kalktı, soldan mı kalktı sabahleyin? Böyle bir görüntü var. Çünkü sol tarafa baktığım zaman gidişat böyle. 7,5-17, 17-7,5. 17'den 80'den 7.70'e inişe var. Burada yatırımcı nasıl kaçacak? Kaçmaması için zaten taban veriliyor ki o mal kaldı tepede 17 lirada. Turşu oldu. Yani bekleyecek ki turşu. İşte koyduk salataları, onları bunları, sarımsak marmısak, kapağı da kapattık. Hop. Yatırımcı da kaldı. Şimdi yatırımcı orada 3 ay, 5 ay, 8 ay bekleyecek ki turşu olsun. Onu tekrar yukarı götürdükleri zaman zaten yatırımcıda mal kalmaz. O da panik içinde satmıştır tabanda. Tekrar bir kere daha yukarı gidiyor. Bu bir sürü kağıtta tekrarlanıyor bu iş. Onun için de dikkatli olmak lazım. Nereye girdiğinizi, ne yaptığınızı, tek kalem her yere bütün parayı koymamak lazım. Onun için sepet diyoruz. Değişik sektörler, değişik alanlar, işlem miktarı çok olanlar, büyük kağıtlar diyoruz. Büyük kağıtlarda da hocam yabancı veriyor. Siz de haklısınız. Ona da bir şey diyemeyeceğim. Geçelim. Anadolu Grubu Holding sözümüz vardı, listemizde var merak edenler için. Şimdi sırada Menderes hocam. Menderes. Burası da 0.83. Genelde neydi bunun işi? 55 kuruşa al, 1.20, 1.30 civarında, 1.15 veya 1.40 yaptı bir ara. Aynen öyle. Oralarda sat. Ama sonradan kulvar değiştirdi. Başka alanlara girdi diye biliyorum. Öyle olunca tabii roketledi yukarıya. 4 lira civarında satış geldi. Brüt takas da bu. Brüt takas olunca da işler karışıyor. Aynı günde alınıp satılamadığı için likidite azalıyor. Böyle kağıtlarda brüt takasta hisse senedi aldığınız zaman bu sefer öteki taraf kilitleniyor. Başka yerde hisse senedi alıp satamıyor yatırımcı. Yani o hani var ya, gün içinde 3-5 katı işlem yapma yetkisi olanağı, o kalkıyor ortadan falan. Onun için brüt takasa kimse gelmek istemiyor kolay kolay. Çünkü başka tarafta iş yapamıyor günlük oyuncular. Nerede destek? Destek yaklaşık 2.60'da. 2.58, 2.63, yuvarlak hesap 2.60. Ama onun üzerinde destek hareketli ortalamada. Yani 2.87, 2.88. Evet. Kırmızının üzerine giderse, bu üçgenden ne tarafa doğru koparsa, tepeleri birleştiren çizgi yukarı yönde geçerse tekrar yukarılara doğru tırmanmak durumunda. Teknik olarak öyle bakılır olaya. Direnç çizgisi geçiliyorsa yukarıya doğru gidiş başlıyor demek. 3.30 mu olur, 3.80 mi? O çizginin geçilmesine bağlı tepeleri birleştiren. Dipleri birleştiren çizginin altına giderse o zaman daha önce oluşan çanağın üst tarafı denenecek demektir. O da 2.13, 2.13'ün biraz üzeri 2.20, 2.30, o zaman da aşağı giderse de oralar görülür yani. Görülme ihtimali artar eğer 2.60'ın altına giderse. Üçgenden kopma yönüne iyi bakmak lazım. Geçelim. Geçelim hocam. Menderes'ten sonra sırada Gerel var. Burası da elektrikli arabalar falan filan, o zaman çok şey oldu, popüler oldu. Elon Musk filan bir zamanlar 5 liralara gitti. Sonra oradan bir paldır küldür indi aşağılara. Pandemi sırasında 2 liranın altına doğru geldi. Sonra oradan toparlandı. 3.82 kaç orası? 1.70 mi? Yani neyse 3.80, 1.80 desek aradaki fark 2 lira. 2'yi koy üzerine 5.80 eder. 5.80'i çoktan geçti. Çanak katladı. Ama tepeleri birleştiren çizgi fiyatı 6.70 ve 7 civarında yakaladı. 7.70'te geçti gibi göründü o direnci ama fazla kalmadı. Sadece bir üst gölge yarattı mumda, hemen indi aşağıya. Normal destek şu anda 50 günlük ortalamada 5.60. Onun altında 4.85, 4.90'da iki tane dip var. Yani oralar eğer ortalamada tutunamazsa. Yok, ortalamada tutundu. Direnci geçti. Direnç nerede? 6.06 kırmızı. 20 günlük ortalama. Onun üzerine çıkarsa tekrar 6.85, 7'deki o tepelere doğru bir hareketlenme yaşanır. Beklenti o yöndedir o zaman. Teknik olarak. Ortalamanın üstüne çıkarsa hareket yukarı yönde devam edecek diye alınır. Stop konarak. Geçelim. Geçelim hocam. Gerel'den sonra sırada Güneş Sigorta var. İyi para kazandırdı. Bir zamanlar 1 liranın biraz üzerinde oralardaydı. Sonra 2 liradan bir 3'e kadar götürdüler. 2.85, 2.90 oradan çaktılar. 1.85 liraya indi. Oradan alındı falan. 3 liraya bir daha gitti. Sonra pandemi falan derken tekrar indi 2'nin altına ama toparlamışlar kağıdı belli herhalde. Gruplar güçlü galiba. Şu anda yatay bir alanın için yatay demişim. Yukarı kanal içinde, çıkış kanalı içinde gidiyordu. Ama o kanalı yukarı katladı. Demin bir ara bahsettim. Hani kanalın üstüne çıkınca ne olur diye bir kanal daha çizeceksiniz. Kanalın yüksekliği ne? Aş. O kanalın üstüne bir aş daha koyup üst çizgiye paralel, kanalın üst çizgisine paralel bir kanal daha çiziyorsun. Şimdi üst kanal da gidiyor diyor. Yani destek nerede? Üstten sayarsak 1, 2, 3. çizgide. Direnç nerede? üst taraftan sayarsak bir, ikinci çizgide. Yani bu tepenin, fiyatın değdiği yerde. Orası şimdi direnç. Onun hemen altındaki çizgi, odası da destek. O destek neresi? Bir alttaki kanalın üst çizgisi. Ha, burayı da geçerse o zaman sol taraftan dip tepelerden birleştirildiğimiz daha büyük kanal çizgisi var. Üst tarafta 7'nin üzerinde. Ama trend yukarı yönde devam ediyor kardeşim. Fakat biraz hızlı çıktı. Ben ikinci kanalın alt çizgisine, yani birinci kanalın üst çizgisine doğru biraz daha gelirse, aşağı doğru sarkarsa orada bakarım eğer almayı düşünüyorsam. Geçelim. Geçelim hocam. Güneş sigortadan sonra. Ama dolar bazında sonra... tabii bütün kağıtlar çok diplerde. Tabii dolar büyük bazında 2 dolar. Eğer tekrar endeks 50.000 dolara gidecekse. 2 doların üzerine güneş sigortanın tarihi zirvesi var. Evet, karar. Yani. Hı-hı. Kağıtların çoğu öyle. Doğru. Onun için de diyorum hala I have a dream diye bağırıyorum. Hala bir hayalim var. O hayali de kimlerin gerçekleştireceğini de söylüyorum. Görmeden gitmek yok. Göreceğiz bu işleri. İnşallah hep birlikte göreceğiz. Evet, Karale. Şimdi Karale baktığın zaman 20 lira civarında yani direnç var değil mi? Hı hı. İki tane tepe oluştu. Oradan satış geliyor demek ki. Aşağı tarafta ne var? 14.91 biraz daha panik içinde inmiş. Demek ki bu 14.46'yı geçersek 15 civarında da desteği var. Yani kağıt 5 liranın arasına sıkışmış. Yukarı tarafta 20, aşağı tarafta 15. 15'in altı dert. Şu anda hareketli ortalama civarında 50 günlük 16.50'de. Onun altına giderse andaki 15'e bir daha gelecek test etmeye. Yok, kırmızının üzerine doğru çıkıyorsa önce 18.24 sonra 20 civarı. 20 civarında hocam ben ne yapayım, alayım mı? Çok iddialıysan 1/3'ünü al, alacağını. Düşerse alırsın. Yok. Baktın geçiyor. 20'yi geçti. 20, 20,5, 21 neyse. O zaman geri kalanını da koy ama stop koy. 20'nin altı çıkış noktan kardeşim. Stoplu çalışmanız lazım. Bu bir tavsiye değil. Stoplu nasıl çalışacaksınız onu göstermek için söylüyorum. Bende karel marel yok yani. Ama bant içinde gittiğini görüyorsunuz. 20, 15 bandı şu anda. 20 geçildiği zaman o şekilde davranılır. Üzerinde biraz alırsın, biraz daha gidiyorsa biraz daha alırsın ama alta stop koyarsın. Neresi stop? Geçilen direncin altı stop. 19.90, 19.80, 75 neresiyse. Geçelim. Genelde de stopu %3 civarında falan tutun. Çoğu kişi de %3 tutar zaten hocam aslında. Doğtaş, Kelebek diyelim. Ardından da Anadolu Grubu Holding olacak. Doğtaş, Kelebek. Evet, burada 99 kuruştan alanlar gene kelebek gibi uçuşarım, arı gibi sokarım hikayesi. Muhammed Ali'nin kulakları rahmetli oldu o da. Evet, yani o da boksun efsanesiydi. Yani dünya boksu bir tane daha öyle görmedi. Yani göreceğini de zannetmiyorum ama bir tane şey var. Tyson mıydı? Tyson da sıkı boksördü. Akapçı. Burada da direnç nerede? 3.14 civarında. İki defa gelmiş oraya. Oradan veriyorlar. Dipler yukarı yönde. 2.26, 2.37 hafif hafif tırmanıyor. Belli. Grup tutuyor kağıdı. Yani destekliyor. Ortalamanın üstünde. 2.50'nin üzerinde destek. Bu alan içinde sıkışıyor. Bir süre sonra daha yukarıda tepesi var bunun. Tepeler sol tarafa gidersen geçmişe daha yukarılarda tepeler var. Ha, hedefi oraya götürebilirler mi? Götürebilirler. Onun için tabii borsanın biraz da toparlanmasını, düzelmesini bekliyorlar. Yani borsa tekrar dönüp yukarılara doğru giderse onun gazıyla buralar falan da gider. Diğer kağıtlarda olduğu gibi. Geçelim. Geçelim hocam. Anadolu Grubu Holding'e bakalım. Ardından da vakit kalırsa bir de spor hisseleri vardı. Birazcık onları konuşalım. Anadolu Grubu Holding, burası dolar bazında. Yukarıda tepeleri birleştiriyor. 9.84 dolar, 7.96 dolar. 2000 kaçtı burası? 13 mü? Yani alt tarafta tabii göremiyorum ama herhalde aylık bazda olduğu için 15.36'dan geliyor dolar olarak. Nerelere iniyor? Kağıt 1.5 dolara iniyor. Onda bire. Vah vah yani. 1.49 dolar civarında destek var. 1.49 dolar ne demek hocam? Kardeş alırsın 1.49'u çarparsın 7.5'la. İşte sana TL bazında desteğin nerede olduğunu gösterir. Destek orada. Ya en yakın direnç 3.5 dolar civarında. 3.5 dolar 7.5'la çarparsan 3 kere çarpsan 22.5 buçuğu falan filan. Demek ki 26-27 lira ki tepeler zaten Akhol'da 30 lira civarında 29 lira civarında falandır. Çakışır yani fiyatlar. Geçelim. Geçelim hocam. Birazcık spor listelerine bakalım isterseniz. Çok kişi sordu, uzun zamandır bakmıyorsunuz diye. Fenerbahçe ile başlayalım. Aha, rakip korkunç transferlerle ilerliyor. Oraya buraya bir sürü oyuncu aldı. Onun da dolayısıyla beklentisi yükseldi. Hatta onun için de alıyorlar. Ama 17,5 biraz direnç. Yani burada gidişatın ne olduğunu görmeden öyle kağıt 25-30 liralara gitmez. Ha, Messi'yi falan getirirsin. Durumu garanti edersin, şampiyonluğu. Ve Ronaldo'yu, eyvallah. Ama şu andaki mali durumlarla Galatasaray, Trabzon biraz daha düzgün. Gerçi geçemedi ama orada biraz karambol oldu şeyle, Casta Mas'la falan, öyle zannediyorum. Keşke Trabzon'a o ceza verilmeseydi. Beşiktaş da aynı şekilde, koçum Sergen aynı şeyi söyledi. Ben Galatasaraylıyım ama Sergen'i seviyorum kardeşim. Ya keşke biz gideceğimiz, ya Trabzon onların hakkıydı, onlar gitseydi dedi. Ama gidemiyor. Gidemiyorsa o zaman sırf Sergen için yani o zaman Beşiktaş gitsin ya. Hadi bir gayret, siz gidin bari. Şampiyonlar Ligi'ne gidin. Trabzon gidemedi. Onun yerine siz artık bu bayrağı alıp sırtlayıp gideceksiniz kardeşim. Burada ve başarılı olacaksınız inşallah. Fenerbahçe dediğim gibi 17,5 direnç ama 12-12,5 civarında da destek gelir. Çünkü artık çalışmalar başlıyor. Yeni antrenör geldi. Genç bir antrenör. Yani başarılı. Bakalım Alanya'da olduğu gibi burada başarılı olur mu? Çünkü burası daha büyük camia. Gerçi oyunculuk başka, teknik direktörlük başka. İnşallah Türkiye yeni ve bir aklı başında bir antrenör. Yeni bir kan lazım. Türkiye'de artık teknik direktörler de geliyor, gelişiyor. O kanlar falan geliyor. İyi yolda gidiyoruz yani teknik direktörlük açısından da. Bakalım. Rakip takım olduğu için başarılar diliyorum ama yeneceğiz kardeşim artık. Önünüze geçeceğiz. Gene geçeceğiz yani. Kusura bakmayın. Çünkü rekabet bu. Siz de çarpışacaksınız. Siz de çalışacaksınız. Siz de bizim önümüze geçeceksiniz. Bizi tekrar bir zamanlar olduğu gibi yenmeye çalışacaksınız. Hodri meydan. Galatasaray'a veya başkasına geçelim. Galatasaray'a geçelim hocam. Rakipten bizim takıma geçelim. Tabii benim neredeyse 65 sene, 5 yaşından beri işte 62 senedir filan aşkım. Yani onun için Galatasaray Lisesi'ne girmişim. Sarı kırmızı renkler. Biz damardan o şekildeyiz ama burada maalesef bedelli falan filan derken bu kağıdın havası kaçtı. Yani kağıt yukarı gidiyor, ondan sonra bedelli bir şeyler oluyor falan, hoppa paldır küldür gidiyor. Pandemi sırasında gene şampiyonluğun en önemli adaylarıydı. Ama başaramadı. Çok kötü oynadı. 3.93'ten de, yoksa gidecekti 4.30'un üzerine. Oradan da satışlar geldi. Şimdi toparlanıyor. Orada bir yarım daire çiziyor. Ortalamanın üzerine giderse tekrar yukarıya doğru hamle yapabilir. Dedik. Beşiktaş'a kalmadı mı fırsat? Kalmadı Trabzon'a hocam. Beşiktaş ve Trabzonspor da vardı ama maalesef vaktimiz kalmadı. Bugün o kadar çok hisse soruldu ki hepsini tek tek not aldım ama çarşamba yetiştiremezsek kızmayın. Cuma da var, artık yarı yarıya bakacağız. Çünkü Aygaz'dan Petkim'e, TÜPRAŞ'a, Global Yatırım Holding'e kadar birçok hisse soruldu. Artık çarşamba ve cuma almak üzere ikiye böleceğiz o hisseleri. Hadi bakalım. Daha çok çalışacağız yani hocam. Çarşamba günü görüşmek üzere. Yine geceleri. Evet, aynen öyle. Güzel galiba. Hadi bakalım, bol kazançlar. Ve efendim böylelikle Borsa Tekniği'nin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte sizlerleyiz. Görüşmek üzere. Bol kazançlı bir gün diliyorum. Hoşçakalın.